Peki Züleyha Hocam, tabii kanserin evreleri var. Birinci evresi, ikinci evresi, üçüncü evresi. Peki bu kanserin evrelerini nasıl tanıyacağız, nasıl anlayacağız? Kişi kendisinde bir kanser teşhisi olduğunu nasıl bilecek? Hangi şikayetlerle size gelecek? Evet, kanser hastalığının evreleri dört evresi vardır. Bir, iki, üç ve dördüncü evresi. Bu evreleri ben, bizler onkologlar olarak... Yaklaşık 10 yıl kadar önce maalesef biz hastalığın 4. evresinde, 3. evresinde hastalığı yakalamaktaydık. Bu da bizim başarı şansımızı çok düşürüyordu. Ama şimdi daha erken dönemlerde hastalar için yapılan check-up'lar sırasında kanser teşhisine ulaşıyoruz. Öyle olunca da başarı şansımız daha yüksek oluyor. Çıkarılabilecek kitleleri çıkartıyoruz. Üzerine ışın tedavisi, kemoterapi bu tedavilerle başarı şansımız çok daha yüksek seviyelere eriyor. Şimdi evre 1 dediğimiz birinci dönemde sadece bir organla sınırlı tümördür ve bu tümörün belli bir büyüklüğü vardır. Bizim belli bir kitapçığımız var. Orada tümörün büyüklüğüne göre evreler değişir. Belli bir büyüklüğün altındaysa, sadece bir organla sınırlıysa, çevresindeki dokulara yapışıklığı yoksa biz bunu sadece evre 1 tümör diyoruz. Evre 2 olduğunda bu tümörün büyüklüğü biraz daha artmıştır. Çevresel yakın dokularına yanaşmaları olmaya başlamıştır. Üçüncü evre dediğimiz artık çevresindeki diğer dokulara da yaslanmaya devam etmiş. Evre 4 dediğimizde de artık uzak organlara, yani diyelim akciğerdeyse uzak organ, orasıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir kemiğe veyahut da hiçbir bağlantısı olmayan bir beyine, bir karaciğere, farklı organlara sıçraması şeklinde görüyoruz evre 4 hastalığı. Ya son aşama mı hocam? Son aşama oluyor. O zaman da hastalığın evresine kadar büyürse başarı şansı biraz daha düşer. Ama yine evresine kadar ileri olursa da olsun biz yine bu tümörle savaşmaya devam etmekteyiz. İşte diyelim ki uzak organlarında metastaz varsa, hastanın sıçramaya bağlı oradaki damarları, sinirleri içine hapseder o tümör dokusu. Öyle olunca da hastada ağrı meydana gelir. Yine büyük damarları tıkarsa bu sefer kanamalar ortaya çıkabilir. Veya yemek borusunun, soluk borusu dediğimiz trakeanın bası yaparsa hastada nefes darlığı ortaya çıkar. Bizim yapacağımız özellikle radyasyon onkolojisinde, radyoterapide, radyasyon onkolojisi cihazlarında yapılabilecek şey, ne kadar geç de olmuş olsa evresi, hastanın o bölgesinde nefes darlığı mı var? Yaptığımız ışın tedavisiyle nefes darlığını rahatlatmaktayız. Evet. Diyelim ki durdurulamayan kanamaları mı var hastamızın, tümöre bağlı? Işın tedavisiyle oradaki kanamayı durdurmaktayız. Yine ağrıları varsa da yapılan ışın tedavisiyle sinir uçlarını biraz daha serbestleştirip tümörün küçülmesine bağlı hastanın ağrısını rahatlatmaktayız. Yine hastalık beyne sıçramışsa, beyindeki sıçrayan bölgedeki beyin dokusundaki hasara bağlı olarak bulantı, kusma, çift görme şikayetleri olur. Özellikle baş ağrısı olabilir. Yine o bölgeye yapacağımız radyoterapi dediğimiz ışın tedavisiyle de hastanın bu şikayetlerini ortadan kaldırmış oluruz. Bir de beyin tümörleri veya beyin metastazı dediğimiz hastalığın oraya sıçramasında beyinle ilgili bir tümörel olay varsa radyoterapi daha fazla ön plana çıkmaktadır beyin dokusundaki tümörlerde. Bunu da söyleyebiliriz bu şekilde.